Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Kıymetli dinleyenler, bu gece yine
da en bulaşıcı hastalığa maruz kalanın yanına yaklaşanda da durum böyledir. Yani 10 kişi girer, 3'üne bulaşabilir, 7'sine bulaşmayabilir ve bulaşmadığı da görülmektedir. Demek ki bunun standardı yoktur. Eğer hastalık kendi kendine bulaşan bir şey olsaydı, ondaki mikrop kendi kendine tesir eden, iz bırakan, etki yapan ve öbürüne zarar verme gücüne sahip olan bir mikrop olsaydı, herkese standart bulaşması gerekirdi. Niye ona bulaşıyor da öbürüne bulaşmıyor? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyuzlu develeri sordular. Dediler ya Resulullah, işte bu develeri bunun yanından uyuzlu bir deve var, öbür deveyi onun yanına yaklaştırmasak uyuz da bulaşır. Bulaşır mı diye bunu sorduklarında tabii. Kainatın efendisi gidip de onları bir araya koyun illa falan buyurmuş değil. Ve lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milletin itikadını düzeltmek istiyor. Şimdi adamın itikadı şu, bu uyuz hastalığı, cüzam hastalığı, AIDS hastalığı gibi diyelim. Hastalıklar kendi kendine tesir yapıyor. Bu kendi kendine tesir yapıyor inancı insanı kafir eder. Tesir Allah'tan başka hiçbir şey yaratamaz. Allah Teala buradaki mikrobu burada tesir ettirebilir de ettirmeyebilir de. Dilediğine ettirir, dilemediğine ettirmez. Bunun da örneği var. Çünkü senelerce bulaşıcı hastalık sahibi bir insana hizmet eden insanlar var, hiç bulaşmamış. Senelerce yani. Bunun örneği dünyada çok. Kainatın efendisi la adiva, hastalık bulaşmaz. Hastalık bulaşmaz buyurduysa bu ne demek? Kendi kendine bir şey yapmaz demek. Yoksa Allah yaratırsa bir tesir bulaşır mı? Bulaşır. Bunları doğru anlayalım. Ama şimdi o bulaşma yoktur deyince tabii onlar biraz yadırgadılar. Yani yeni İslam'la müşerref olunuyor ve tevhid konuları tesis ediliyor, sistematik olarak yerleştiriliyor Resulullah tarafından sallallahu aleyhi ve sellem. Onların akılları anlasın diye, onlara zihnine yaklaştırmak için mesela şu söz hemen işi çözüyor. Femen adel evvele. Buyurdu ki peki bu hayvan uyuz. Buna nereden bulaştı? Şundan git. Öyle bir yere geleceksiniz ki ona bulaştıranı bulamayacaksınız. İşte onu soruyor Resulullah. Peki birinciye kim bulaştırdı? Yani ne buyurmak istiyor? Allah dilediğinde direktman yaratıyor. Başkasından bulaşmaya da lüzum olmuyor. Yani bu hastalıklar o ondan bulaştı diye gidecek. Adem babamıza kadar gideceğiz. Yani Adem babamız da hoş. Bu bulaşıcı hastalıkların hiçbiri yoktu. O zaman geri geleceğiz. Yani ne demek? Bir noktaya da başlangıcını bulacağız. Çünkü bu sonsuza kadar ila nihaya gitmez. O başladığı noktayı bulduğumuz zaman Resulullah bizi anlayışa çağırıyor. Tevhide çağırıyor. O noktayı düşünün bakalım diyor. Ona kim bulaştırmış? Sen o zaman ne diyeceksin? Ona bulaştıranı bulamıyoruz. Yok. O zaman işte ona bulaştıran diyemediğiniz yerde onda o hastalığı yaratanı bulursunuz. Onda o hastalığı yaratan noktasına geldin mi? Öbürü de onun yanına geldiği zaman da o ona bulaştırdı kafasını bırakın da ondaki hastalığı Allah bunda da yarattı şuuruna erin. Ama bu sebep oldu bunun yanına gelmesi. Orası başka. Biz sebepleri inkar etmiyoruz. Sebepleri inkar etseydi Resulullah ne demezdi? Cüzzamlı adam buldunuz, yapışın ona, sarılın, böyle okşayın falan hiç bulaşmaz derdi. Ne buyurdu? Cüzzamlı adam gördünün, aslandan kaçar gibi kaç. Yine hadis-i şerifte, sahihte, Buhari'lerde, Sükutü'de de geçen hadiste, veba yani taun salgınıdır. Taun salgınında ne oldu? Hazreti Ömer radıyallahu anh ile beraber efendim ordu gelirken Şam tarafına gidişte, Şam'da veba salgını baş gösterdiği haberi geldi. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh muhacir ve ensarın ileri gelen yaşlılarıyla, yani ilimde de üstün oluyor onlar çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile fazla birliktelikleri olmuş oluyor yaşlı olunca. Onların ilmine, istişaresine daha çok güveniyor. Onun için buyurdu ki yani ne yapsak falan, dönmek istedi. Zaten Hazreti Ömer muhaddes olduğu için ilhamlı ya, ferasetli, ilhamlı, manevi şeyi var. Dedi dönsek. Bazı sahabiler, o rivayeti o zaman bilmeyen tabii, bazı sahabiler ya niye dönelim?
Veba bulaşıcı salgın. Dediler dönmeye lüzum var, gidelim. Eceli gelmeyen ölmez zaten meselesiyle beraber. Hazreti Ömer dedi ki yani şimdi bu ne yapacağız? Hatta Hazreti Ömer dönelim deyince bir tane sahabi dedi ki Allah'ın kazasından mı kaçıyorsun? Şimdi böyle de muhataplıklar oldu. Hazreti Ömer de dedi ki Allah'ın kazasından, Allah'ın kaderine kaçıyorum dedi. Çok ilmi bir laf. Efirun kazayla ila kaderilla. Yani Allah'ın benim ölümüme dair, veba salgını bana bulaşacağına dair bir hükmü varsa onu zaten nereye gitsem ondan kaçamam. Ama burada bir sebep gözüküyor. Sebepten uzaklaşmak lazımdır. Allah'ın kaderi ezeldeki ilmidir. Allah benim hakkımda da ezelde ne bildiğini, ne yazdığında ben bilmediğime göre ben sebebe başvurmakla mükellefim. Hazreti Ömer'in ince anlayışında. Fakat o arada sahabeden biri yetişti. Ben bunları bazı kafamda isimler çok kalmıyor. Karıştırmamak için de nas vermiyor. Ebu Musa'yla Şari mi olabilir? Ebu benim canım bilmiyorum onu tam. Sahabeden birisi arkalardaydı. Hazreti Ömer'in bu veba salgını ile alakalı Resulullah'tan bir hadis duyan varsa hemen bilgi getirsin. Talimatını ulaştırdı ordu arkaya doğru. Bunun üzerine sahabi geldi. Hazreti Ömer'e ne dedi? Bende ilim var. Getir dedi ilmini bakalım. Bu arada ilim konuşur. İlim konuşur. Ayet hadis konuşur. Allah Resulü buyurduğu yerde Ebu Bekir de susar, Ömer de susar, Osman da susar. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Ama bugünün sapıkları susmaz. Allah da buyursa susmaz. Peygamber de dese susmaz. Bunlar akıl, akıl, akıl. Bunlar mantık kafası, felsefe kafası. Bunlar yağma etmişler dinlerini, milletin de dinini yağmalıyorlar. Orada koca Hazreti Ömer, Emirül Müminin, Halife-i Müslümin, Resulullah buyurmuş, benden sonra bunların sünneti benim sünnetim. Ama benden sonra tabii orada hadis devreye giriyor. Dedi ki getir bilgini. Dedi ki ya Resulullah bende bir hadis var. Ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurduğunu duydun? Şahidin var mı? Hazreti Ömer şahit de ister böyle. Çok sağlamcıdır. O da duydu, bu da duydu. Onları toplar. Radıyallahu anh. Bu sefer hemen hadis geldi. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem etta'unu rizzün ursile ilâ men kâne kablekum. Veba salgınları sizden önce geçen ümmetlere Allah'ın gönderdiği murdar bir azaptır. Fakat eski ümmetlere murdar azaptır. Bizim ümmete şehadet. İmanlı olana şehitlik vesilesidir. Onun için feydâ semi'tum bi ardın felâ tekdemu aleyh. Bir yerde veba salgını olduğunu duyarsanız sakın oraya girmeyin. Hadi bakalım hadis sahih. Hazreti Ömer o anda o bilgiyi aldı. O sahabiden. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Ömer bütün hadisleri bilir demek diyemezdik. Sonradan sahabenin ittifakıyla bunlar biliniyor. Çünkü bu ne gibidir? Bugün bu derste oturanlarınız. Tabii dinlediklerinizden de kafanızda ne kadar kalıyor o da ayrı dava. Ama sahabe öyle değildi. Sahabenin bütün dinledikleri kafalarında kalırdı ama işi gücü oluyor. O zaman biliyorsunuz. Şimdiki gibi bir günde sabah uçağıyla akşam sohbetine adam gidip de gelemiyor. Bir yere gidiyor 3 ay. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne yapardı mesela? Adam koyardı yerine. Derdi ki bu benim kaçırabilirim dedi sohbetin şurası işten geliyor veya yoldan geliyor. Burada dinlediklerini ben geldim mi bana ne yaparsın? Aktarırsın diye. Mesela gelirdi hemen otururdu mesela Resulullah'tan bir hadis o anda duyduğu zaman sohbet esnasında ne acayip falan dedi. Önündeki dedi ki bir önce bir şeyler dedi daha acayip yapma ya Hazreti Ömer hemen. Hazreti Ömer ilim hastası bunlar. Ben Hazreti Ömer'im ya sen kimsin demiyor adama adama yalvarıyor. Benden önce duymadığım ne dedi diyor yani. Ama şimdi bizde böyle bir ilim merakı yok ki. Kibir, gurur, kendini beğenme nedeniyle adam adamı beğenmiyor ki, dinlemiyor ki, ilim almıyor ki. Veyahut da yanındakine tenezzül edip şurayı anlamadım de veyahut da benden önce ne dedi falan değil mi? Böyle bir şeyler yok. Niye? Ne soracağım ona ya? O daha dün gelmiş ben 40 senelik cemaatim. Böyle şey olmaz ki. İlimde tevazu yapan kazanır. Kibirli kaybeder. Evet. Bir yerde veba salgını var duyarsanız oraya girmeyin. Ama ve izâ veka'a bi erdin ve entüm fîh felâ tehrucû firâran mih. Bir sizin olduğunuz yerde veba salgını başlarsa oradan da çıkmayın. Niye? Çıkarsanız çıkarırsınız beraberinizde mikropları. Hadis bunları o zaman söyledi. Yani burada hastalık bulaşmaz demesinden yola çıkarak efendim hastalık bulaşmaz, bulaşır diyen kafir olur gibi bir hamsofuluklar yapmayın.
ilim üzere olun. Öbür hadisten cüzdanlıdan kaçı da öğrenin. Öbür hadiste veba salgını olan yere girmeyin. Sizin olduğunuz yerde varsa çıkmayın. Bunu da öğrenin. Bu kadar hadisi birlikte gözleyin. O zaman manayı anlarsınız. Yoksa ben mektubatı anlıyorum. Arapçamda güzel ibareye mana veriyorum. Ben de öyleydim 20 sene evvel, 30 sene evvel. Ama elhamdülillah Allah bizde bir birikim yaptı. O birikimin neticesinde biz de burada konuşuyoruz. Ha bu birikim ister. Öbür türlü ibareye mana vererekten hocalık olmaz. Hastalık bulaşmaz. Ondan sonra herkesle tartış. Bu sefer doktor, profesör herif bir şeyden haberi yok. Adamın da itikadı bozulacak. Peygamber böyle mi demiş? Nasıl demiş ya? Peygamberin dediği doğru çıkmadı o zaman. Bu sefer adamın imanı zedelenecek. Sen bunu yapma hakkın yok ya Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yarım ilim sahibi olup da bu konulara girip de insanların efendim doğru bildiklerini delilleriyle ispat edemeden konuşmaya hakkın yok ki. Mevzuya tam vakıf olacaksın. Ondan sonra nakil yapacaksın. Bu işler böyle. Şimdi Hazreti Ömer ne buyurdu? Elhamdülillah. Ben dedi böyle düşünüyordum ama muhacir ensar ikiye bölünmüştü. Şimdi Resulullah'tan haber geldi. Yani bir sahabide hadis bilgisi vardı. O duymuş. Tamam mesele halloldu. Dönüyoruz. Şam'a girmedi. Veba salgınına bulaşılmadığı için. İşte Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Yani bu ne demektir? Burada kaçmak söz konusu değil. Rabbimizin sebepler aleminde yarattığı sebeplere göre sebeplere bulaşmıyoruz. Yani hastalık sebebi ise yanaşma. Ama yine de ne deme? Veba olan yere girersen mutlaka sende bulaşana da bulaşır, ölürsün. O veba öyle bir mikroptur ki adamı bırakmaz. Bu şirk olur. Allah Teala böyle ortama, bu mikroplu ortama girildiğinde Rabbimiz bu sebebi sende de tesir ettirebilir. Ama hiç sebep yokken de Allah durup dururken de bir adamı veba yapıyor. Kolera. Yapabilir. Dolayısıyla bunu bildikten sonra, itikadın sağlam olduktan sonra efendim lafları konuşmanda sakınca yok. Hastalık bulaşmaz. İşte ben demin geçen derste şimdi anladın mı? Uğursuzluk yoğu da böyle dedim. Delilimi anladın mı şimdi? Peşinden ne diyor? Hastalık bulaşması da yok diyor. Nasıl o bulaşması yoktaki mana kendi kendine bulaşmaz ise uğursuzlanma yoktaki manada nedir? Allah bazı şeylere uğursuzluk yaratabilir bazı şeylerde. Bazı zamanlarda, bazı mekanlarda, bazı şahıslarda, bazı fiillerde şahamet uğursuzluk yaratabilir Allah. O zaman o şey uğursuz olur. Ama Allah'ın yaratmasıyla uğursuz olur. Yoksa bir şey kendi kendine uğursuz olmaz. Anladın? Bu budur. Yani bir at üzerinde kumar oynanırsa at yarışı, it yarışı, köpek dalaşı ne oldu? Uğursuz. Cihata gidilirse atın üstünde oldu mübarek. Bunun gibi tabii ki bizim yaptığımız işlere kumar oynayan sensin veya cihata çıkan sensin gibi görünüyorsun. Bu fiili de yaratan kimdir? Yine Allah-u Teala'dır. Onun için bunlar itikadi konulardır. Hastalık efendim geçer. Allah Teala tesir yaratırsa birinden birine bulaştırmayı murad ederse efendim geçer. Yoksa kendi kendine geçmez. Ama biz sebepler alemindeyiz. Bulaşıcı hastalıktan da kaçmamız lazım mı? Lazım. Bana bir şey olmaz demek uygun değil. Uygun değil. Çünkü Allah öyle sebep yarat. Bundan sonra ve la yenbeği, yine lazım değil, caiz değil, uygun değil. İ'tibaru kelamil kahini vel müneccimi. Kahin ve müneccimlerin, işte fal bakanların, yıldız bakanların, işte gök bilimcilerinin, artık bu da geniş bir ibaredir. Bunların sözüne itibar uymaz. Ve la yes'elu ma, kişi bu gibilere soramaz. Anil umuril gaybiyeti, gelecekte neler olacağına dair hususlardan. Yani işte efendim değişik değişik şimdi isimler çıkıyor. Ben o isimlerin çoğunu tabii şu anda muhafaza edemiyorum. Ama işte bu sene neler olacak? Çıkıyor yıldızlarla ilgili işte uğraşanlardan biri işte diyor ki şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak. Efendim bunlar
iki kısma ayrılacak. Yani onu beyan edeceğim şimdi. Velayete gidu, kişi inanamaz marifete umma, kainlerin, falcıların bil umuril gaybiyeti, gelecekle alakalı işleri bildiklerine itikat edemez, etmemeli. Çünkü la alemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Bilemez ama bu mutlak mı? Değil. Allah'ın bildirdikleri bilir mi? Bilir. Allah'ın bildirdikleri başta kimdir? Peygamberler. İlla men irtada min rasul. Alimul gayb. Allah bütün gaybleri bilendir. Fela yuzzahiru ala gaybi ahada. Gaybına kimseyi muttali kılmaz. İlla men irtada min rasul. Sebep seçtiği, peygamber gönderdiği rasullerine gaybi ilimlerden bilgiler verir. Şimdi peygambere verir. Âlûsî Hazretleri, büyük alimlerin beyanları vecile, peygamberlerin veraseti, varis olması, olmaları hasebiyle Evliyaullah'a da keramet olarak verebilir mi? Verir. Çünkü Ehl-i Sünnet akaidindeki görüş nedir? Peygambere mucize olarak verilebilen her şeyin velilere de keramet olarak verilmesi caizdir, vakıdır yani. Mümkündür, vakıdır. Meydanda var. Şimdi mesela peygamber ölüyü diriltme mucizesi diyelim İsa Aleyhisselam'ın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diritti. Resulullah'ın da dirittiğine dair çok rivayetler var. Bunlar çok yaygın ve meşhur olmamakla birlikte ben bazı kitaplarda yazdım. Dürr-ü Meknun Şerhim'de beyan ettik onu. Hazreti Cabir'in iki oğlunu dirittiğini, anne babasını imanı için diriltme meselesi var. Vesaire çok ilimler bu hususta vardır. Bunu arayanlar, meraklıları da bulabilir. Şifa-ı Şerif derslerinde de, özel derslerde de gelebilir. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin de ölüyü dirittiği vakidir. Yani peygambere mucize olabilen bir şey veliye de keramet olarak verilir. Bu çoktur. Efendim İsa Aleyhisselam ne yapıyordu? Çamurdan diyelim kuş yapıyordu, yarasayı bismillah uçuyordu. Değil mi? Kadının biri de ne yaptı? Abdülkadir Geylani Hazretlerine oğlunu getirdi, teslim etti. Efendi Hazretlerinden bunu dinlemişim. Kitaplarda da sonra görmüşüm. Biz tabii çok çocukluktan Efendi Hazretlerinin yanında olduğumuz için. Yani evvela ondan dinlemiş olduk zaten. Çünkü sonradan kitapta görsek de ondan dinlemelerimiz önce oldu. Çünkü o her şeyi anlatıyordu. Ama sonra da kitapta da görünce tabii Efendi Hazretlerimizin ilminin ihatasını, büyüklüğünü daha tabii erişebileceğimiz bir ilim de değil yani. Allah başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin. Bunları hep anlatıyordu. Kadın getirdi çocuğunu efendim. Dedi ki işte Efendi Hazretleri dedi Abdülkadir Geylani'ye, bunu sana teslim ediyorum. Hep senin kendi benim hesabım. Bunu yetiştir, Allah'a vasıl olacak. Tasavvuf meselesi bu şimdi. Zahiri ilim değil. O da onu işte kapattı diyelim bir odaya. İşte şurada şu vazifeler yapacaksın. Beş vakit namaz, cemaate çıkıyorlar. Sonra giriyorlar. Zikirlerinize devam. Yemek veriliyor. Yemekte ne kadar? Az. Çünkü seyri sülükün manevi yolda ilerlemenin başlangıcında yemelerde, içmelerde, uyumalarda efendim ne yapılmaz cihetine gidiliyor? Taklil. Yani azaltma cihetine gidiliyor. Çünkü neden? Zikir ağır bassın. Zikrin harareti, yangını, aşk-ı ilahi tesirini güçlü göstersin de kalbi istila etsin. Çünkü kalbi bir istila etti mi ondan sonra bütün bedeni ele aldı. Bu sefer göz de harama bakmaz, kulak da haram dinlemez, el de haram tutmaz, ayak da harama yürümez. Hepsi kalpten geliyor. Tabiri caizse kalp motor. Dolayısıyla efendim bir et parçası, o düzeldi mi her yer düzeliyor, o bozuldu mu her yer bozuluyor hadis-i şerifte. Ela inne fil cesedi le mudgaten idâ saluhat saluhal cesedi kullu idâ fesedet fesedel cesedi kullu ela ve'l kalp. İşte bu kalbin zikirle tatmini lazım. Bunun için de yemeğin, içmenin, uyumanın, konuşmanın, görüşmenin azaltılması gerekiyor ki kalbe müdahale, dış müdahaleler azalsın. Zikir orada tesirini güçlendirsin diye. Ama tabii bu da ne getirir? Biraz bitaplık, biraz yorgunluk, biraz halsizlik, biraz zayıflama doğal olarak. Doğal olarak bunlar birbirini takip eder. Kadın sonra epey zamanlar sonra çocuğuma bir bakayım diye geldi. Geldi bir de baktı ki
Abdülkadir Geylani Hazretlerinin önünde bir sofra. Tavuklar, şişler, kebaplar. Mübarek yiyor. Fakat bir de çocuk çıktı odadan, anası gelmiş misafir. Bir de baktık, iyi çocuk erimiş. Bir dalgalı kadın da bir anne şeyine dokundu falan, gitti. Ya dedi şey efendi, ne oldu dedi. Ya niye bu çocuk bu hale geldi, sen bu kadar yiyorsun, insan biraz da buna verir, şudur budur. Tarikattan ne anlarsın be kardeşim. Ama biz olsak, senin bilmediğin işler var falan, yutturamayız tabii. Kadın da bizim kafamıza bir çanta çarpar gider yani. Abdülkadir Geylani bu. Yedi böyle tavukları, kemikleri sıyırdı böyle. Kemiklere böyle bismillah dedi. Uçtu tavuk. Kadın bir şaştı. Senin çocuğun da bu makama geldiği zaman isterse öküz yesin demek istedi yani. Helal olsun. Demek istedi, öyle demedi. Senin çocuğun da dedi bu makama erdiği zaman yesin dedi. Yani az bir ateş yaktığın zaman bir üflemekten gider. Veya ateş az iken üstüne bir kağıt, iki kağıt kapatırsın. Ama ateş kuvvetlendiği zaman ne atsan yakar. Adamı da atsan yakar. Efendim koca binayı da bile yakar. Ateş güçlenirse her yeri yakar. Şimdi Allah'ın aşkı ilahi ateş güçlendi mi? Onun öyle yemekle, tavukla, efendim baklavayla, börekle o sönmez. Ama zikre yeni başlayan adam en ufak bir şeyde aa ne tatlı baklavaymış falan bir anda Allah'ı unutur. Senin motor çalışmıyor ki, hemen tıkanacaksın. Şimdi o zaman kadın dedi, ben anlamadım, estağfurullah işte, neyse özür mözür, biz anlamadık. Şimdi de hanım, senin bu çocuğun zikre yeni başladı, şimdi bu ilerleyecek. Peki Abdülkadir Geylani kendi ne yaptı? 30 sene diyor, ot yedim, sahralarda, çöllerde sırf ibadet ve zikirle meşgul oldum, kimseyi de görmedim. 30 sene! Nasıl olmuş Abdülkadir Geylani? Senin benim içimde konuşarak, görüşerek mi olmuş? Adamlar nasıl yetişmişler ki? Bizim ortamlarımızda böyle adam yetişir mi? Şu toplumda, şu şekillerle. Yetişmez. Diyor, öyle azmettim, öyle aç kaldım, öyle açık kaldım. Harabelerde, Bağdat'ın efendim viranelerinde huzur üzere oturuyorum. Zikir, 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 günler, geceler, bir yudum yemek yok. Bir de Allah'a ahdetmişim ya Rabbi. Sen beni zorla yedirmedikçe yemeyeceğim. Allah. Ama öyle hale gelmişim, öldüm öleceğim diyor yani. Günler geçmiş. Bir harabedeyim, Evliyaullah'tan biri gelmiş. Mükellef bir sofra getirmiş. Yanına da koymuş. Kimse de yok. Manen gelmiş, koymuş, gidiyor. Ne anlıyorsun buradan? Biz olsak Allah daha ne yapsın? Karnıma mı soksun? Gönderdi işte sözümüzü. Yani şart koştu ya, şart yerine geldi, sofra geldi gökten gibi mesele. Ne diyor? Yok. Nefse diyorum ki, nefis diyor, çıkıp içine atlayacak diyor. Bazı tabii evliya Allah'tan zatlar, bir tanesi anlatıyor, işkembe çorbası canı çok çekiyor. Çünkü günlerce, senelerce işkembe çorbası, zaten de biraz da mekruhluk var ama şimdi bütün işkembeciler bana dava açmasın. Ondan sonra yani yenir yani, ha yenir, helaldir ha. Ben hiç yememişim, ayrı dava. Bu sefer şimdi yahu diyor, getirdim onu işkembeciye diyor, senelerce bana işkembe işkembe zil çaldı diyor, getirdim diyor, masaya da koydurttum diyor, hadi bakayım yemiyorum diyorum. Yani öyle bir zulüm yapıyorlar ki bunlar. Bu zulüm değil, nefse yapılan zulüm terbiye metodudur. Ne oldu o arada, bir de baktım diyor, güvercin gibi bir şey ağzımdan çıktı diyor, çorbanın içinde bulaşıyor. Kapattım ağzımı yani, nefis bir çıktı hani daha girmesin diye, ama öyle bizimkiler böyle ara sıra çıkar girer, bizim nefisler öyle idareli. Bazı bakarsın ki çok huzurluyum falan, ben erdim herhalde, nefis daha bende yok falan. Nefis öyle çok oyunlar eder. Onlar hep onun numaralarıdır öyle. Ona aldanmak uygun değil. Ama Abdülkadir Geylani aldanır mı? Sofra gelmiş de, ya daha nereden gelecek? Viranede kimsenin haberi yok, tek başına duruyor, adam getirdi sofrayı koy. Yine yemiyor. Sonra başka evliya Allah'tan biri geliyor da ağzıma zorla koymaya başladı diyor. Ha o zaman dedim ya Rabbi tamam, sen yediriyorsun şimdi. Allah Teala gelip kudret elini göstermez yani. Bu işler böyle. Nasıl adam olmuşlar? İşte öyle yetişmişler. Ondan sonra ateş tutuşmuş. Ne atarsan at yakıp gidiyor. Mel aşku illa şu'letun kadehrakat küllel vera gayrel habibil baki. İmam-ı Rabbani mektubatında. Aşk öyle bir şuledir ki, şule yani bir ateş kıvılcım gibi parça,
başlar, sonra yakar yakar yakar. Baki kalan sevgili dost, bir olan Allah'tan başka ne varsa kül eder, bırak. Kad hezzefi katli siva sumsamula fenzur ila ma ba'dela mel baki. Diyor ki o masivayı Allah'tan gayri dertleri, tasaları, istekleri, düşünceleri, korkuları hepsini kırıp geçirmek için la kılıcı devreye girer. La kılıcı hangisi la? La ilahe illallah. O la kılıcı yok demek. O yok derken Allah'tan gayri ne varsa kırar geçirir. Bak bakalım la'dan sonra geri kalan nedir? İllallah. Ancak Allah. Büşra ke ya. Sahi kad ihterakal vera lem yekbe gayru ilahinel hallaki. Müjde olsun sana arkadaş. Şimdi masiva Allah'tan gayri ne varsa yandı kül oldu. Senin gözme, görmenden, müşahedenden yandı. Hanımın yanmadı, çocuğun yanmadı, araban yanmadı, dükkanın yanmadı. Hepsi duruyor. Ama senin gözünden, kalbinin gözünden çıktı. Artık ne yapamaz seni? Allah'ın zikrinden engelleyemez. Maksat nedir? Bunların yok olması değildir. Maksat bunların bizi Allah'tan alıkoymamasıdır. Yani ni'mel malu salih li racul salih. İyi adama güzel mal ne kadar güzel buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zenginliğin düşmanı değil, mal olmasın diye mala karşı bir durum yok burada. Ama ne gibi? Mesnevi'de Mevlana'nın misali çok güzel. Efendi Hazretleri çok okurdu onu. Su geminin içinde ne kadar fazla olursa o kadar batırır. Dibinde ne kadar fazla olursa o kadar yüzdürür. Yani mesele kalbin içine, Allah'ın evine, tecelligahına Allah'tan gayri şeyleri koymamak. Yoksa dışarıda elinin altında istediğin kadar araba olsun, ev olsun, para olsun, İslam'a göre kullanılsın. Bunda bir sakınca yok. Hepsi yandı dediğine müdür, şeyhlerimizin şeyhidir. Evliyaullah'ın reisidir. Abdülhalik Ucduvani Hazretleri'nin, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin, bütün hepsinin şeyhidir. Abdülkadir Geylani de çocukken, küçükken onu görmüştür, ziyaretine gitmiştir. Yusuf ve Medani bizim silsilemiz. Sohbet ediyordu böyle, birisi kalktı dedi, iki kişi gelmişler. Kıskanç mıskanç nedir, dertleri de belli değil. Dediler ona ki, Üsküt,
bütün 7 kat gökleri karışlıyorlardı. İsa aleyhisselam doğunca 2. kat semaya kadar yasaklandılar yukarıdan. Aşağı serbest. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif edince tamamen gök bunlara kapatıldı. Bu sefer ne oluyor? Buluta kadar inecek ki bulutta bir şey konuşan meleklerden bir şey kapacak. Buluttan kapıyor, geliyor kahinin kulağına bırakıyor. Bu kâhinlerin de şeytan